Merhaba, ben İş Yatırım Kurumsal Finansman Müdürlüğü'nden Ozan Diken. Haftalık borçlanma araçları ihraçlarını değerlendirdiğimiz videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere geride bıraktığımız haftanın borçlanma araçları ihraçlarındaki önemli gelişmelerden bahsedeceğim. 6 Aralık haftası banka ve banka dışı finans sektörü ihraçları ağırlıklı borçlanma araçları birincil piyasanın yoğun geçtiği bir hafta olmuştur. Gerçekleşmiş borçlanma araçları ihraçlarının geneline baktığımızda bu haftada ağırlıklı olarak 3 aydan kısa vadeler tercih edildiğini, 6 aydan uzun vadelerin ise hemen hiç tercih edilmediğini görmekteyiz. Bankalar tarafından gerçekleştirilen ihraçlara baktığımızda QNB Finansbank TLREF üzerine 125 bas puan ek getirili 182 gün vadeli ihracını 295 milyon, %16,80 yıllık basit faiz oranı ile 84 gün vadeli ihracını ise yaklaşık 526 milyon lira olarak sonuçlandırmıştır. Denizbank TLREF üzerine 100 bas puan ek getirili 128 gün vadeli ihracını 65 milyon, %16,75 yıllık basit faiz oranı ile 65 gün vadeli ihracını ise yaklaşık 500 milyon TL olarak sonuçlandırmıştır. Akbank %16,75 yıllık basit faiz oranı ile 64 gün vadeli ihracı yaklaşık 270 milyon, %16,40 yıllık basit faiz oranı ile 59 gün vadeli ihracı yaklaşık 304 milyon TL ve TLREF üzerine 100 bas puan ek getirili 128 gün vadeli ihracını yaklaşık 133 milyon TL olarak sonuçlandırmıştır. Yapı Kredi Bankası %16,75 yıllık basit faiz oranı ile 86 gün vadeli ihracı 296 milyon TL, Garanti Bankası %16,50 yıllık basit faiz oranı ile 84 gün vadeli ihracı yaklaşık 177 milyon TL. Vakıfbank %16,40 yıllık basit faiz oranı ile 64 gün vadeli ihracı yaklaşık 82 milyon TL olarak sonuçlandırmıştır. Bu ihraçlar ile birlikte QNB Finansbank'ın yurt içinde tedavide yaklaşık 6, Denizbank'ın 5, Akbank'ın 9, Yapı Kredi Bankası'nın 7, Garanti Bankası'nın 5, Vakıfbank'ın 5 milyar TL tutarında kıymeti bulunmaktadır. Banka harici finans sektörü kurumlarından bazılarının sabit faiz oranı ile gerçekleştirilen ihraçlarına baktığımızda İş Yatırım'ın %16,80 yıllık basit faiz oranı ile 55 gün vadeli ihracı yaklaşık 142 milyon TL, %16,80 yıllık basit faiz oranı ile 57 gün vadeli ihracı ise yaklaşık 404 milyon TL, İş Leasing'in %16,80 yıllık basit faiz oranı ile 60 gün vadeli ihracı yaklaşık 350 milyon TL, %16,60 yıllık basit faiz oranı ile 120 gün vadeli ihracı ise yaklaşık 50 milyon TL, Deniz Factoring'in %16,90 yıllık basit faiz oranı ile 75 gün vadeli ihracı 65 milyon TL, QNB Finans Leasing'in %16,60 yıllık basit faiz oranı ile 98 gün vadeli ihracı ise yaklaşık 124 milyon TL olarak gerçekleştirilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Aralık ayı iç borçlanma programı iki tahville başlamıştır. Hazine iki tahvili ihalesine toplam 1 milyar liralık satış yapmıştır. 5 yıl vadeli 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracına 1,3 milyar liralık teklife karşılık 587 milyon liralık net satış gerçekleştirilmiştir. İhalede bileşik faiz oranı %22,7 olmuştur. 7 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faiz devlet tahvilinin yeniden ihracında 1,1 milyar liralık teklife karşılık 445,8 milyon liralık satış gerçekleştirilmiştir. 14-15 Aralık tarihlerinde Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararını belirleyeceği toplantı yapılacaktır. Türkiye Merkez Bankası'nın para politikası kurulu ise 23 Aralık'ta toplanacaktır. Piyasa oturana kadar uzun vadeli ihraçlara sıcak bakılmadığı, oran revizelerinin ve ihraç iptallerine tanık olduğumuz bir haftayı daha geride bıraktık. Piyasalarda oluşan oranlar gösterge faizden ayrışmaya hala devam ediyor. Bir sonraki haftanın değerlendirmesinde görüşmek üzere, hoşça kalın.